Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sonunda o beklediğiniz video geldi. BİM okul alışverişi videosunu çekiyorum. Sizin için yine erkenden kalkıp geldim. Yani normalde gerçekten asla erkenden kalkmazdım. Çünkü birazcık kendimi yine hasta gibi hissediyorum. Ve gözümü biliyorsunuz böyle çok garip bir şekilde kızarıyor. Enfeksiyon kapmış. Ama ben yine de sizin için kalkıp BİM'e geldim arkadaşlar. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. BİM hemen burada bekliyor bize. Hadi şimdi gidelim ürünlere bakalım. Ben de hemen eve gidip bu videoyu editleyip sizin için erkenden koymaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi o zaman yavaşça BİM'e doğru gidelim. Hadi BİM'e geldik. Birkaç bir şeye baktım. Hatta az kalan şeylerden beğendiklerimi aldım. Çünkü her an bitebilir. BİM çok uygun fiyatlı diğer marketlere göre. Yani sürekli diğer marketleri gezdim ama burası gerçekten çok uygun fiyatlı. Mesela 25 lira. Defterleri de uygun bence. Benim adı defteri var. Sert kapaklı. Defterlerin hepsini yani göstermeyin. Defter göstermekten çok sıkıldım artık. Burada sert kapaklı defter çizgili 35 lira. Sert kapaklar genelde normalde bir tık daha pahalı oluyor biliyorsunuz ama normal defterlerin fiyatları bana uygun geldi. Diğer marketlere göre tabi. Bu da 9.50 müzik defteri. Resim defteri var ama nerede yazıyor? 15 lira. Bunlar çok uygun. Büyük resim defteri var ama bu 30 lira mesela. Migros'a göre çok uygun bu arada. Migros'takiler çok pahalıydı. Bunda normal defterler var. Böyle küçük defterlere de dayanamıyorum. Çok tatlı geliyor bana. Bu hayvanın adı neydi? Ha, koala, tamam. Koalalı defter var. 5.75 çok uygun. Vallahi çok uygun burası. Bu 7.50'ye var. Burada ne var? Not defteri var. 8.50. Burayı tek tek göstermedim. Çünkü arka tarafta çok güzel şeyler var. Ve yine burayı göstermek zorunda kalıyorum. Neyse. Böyle spiralli defter var bunlar. Ha, bu şey ya. Büyük olanlar var ama ben böyle pek sevmiyorum. Çünkü aynı ders aynı gün nasıl denk gelecek mesela. Hani Türkçe matematik yaparsın da. Bilmiyorum, bana bu çok mantıksız geliyor. Böyle var. Sudi'nin bu ne kadar? Bu sanırım 40 lira. Oy. Ama böyle telsiz defterler var. Bunlar ne kadar? Mesela 18.5 lira. Şunu gösterelim mi? Bu çok güzel. Bu sert kapaklı defter. Ben böyle hani yukarıdan açılan defterleri pek sevmiyorum ama kullansam alırdım bunu. Dışı çok güzel çünkü. Ama şey, ASB'de bunun notluk versiyonu yok muydu? Çok şey, uyumlu. Ondan hep bunun içine kullanıyorum aslında. Güzel olabilirdi. Ama böyle defter sevmiyorum ben. Bunun fiyatı 50 lira. Ay, çok tatlı. Ne kadar bu? Hangisi? A, fiyatları çok uygun. Kareli. Ve çizgili var sanırım. Ha, bu 96 sayfa. 120 yapmış. 96 da değil. Çizgili. Ne kadar? Ay, aynı şey yazıyor. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Oradan bakarsınız artık. Burada şöyle defterler var. Yani bu hayvan, kedili falan şeyler var. O yüzden çok hoşuma gitti. Yani bulup göstereceğim ama mesela böyle. Ve fiyatı da uygun yani, kesinlikle alın bence. Çünkü Migros'ta falan gördüğünüz çok pahalıydı. Şimdi sepetimizi alıp gidelim. Ama sepeti göstermem çünkü ne aldığımı görmeyin ben. Bu tarafa mı? Yok. Bu her yıl oluyor ama sanki bir kapları değişmiş gibi geldi bana. Ve kurşun kalemler var. 10'lu, 22,5 lira. Bunda 12'li var. 30 lira. Bir dakika şunu çekelim. Kırmızı kalem var 6'lı. 16,5 lira. Kuru boyalar. 34,5. Bu 55 lira. Bence çok uygun. Dün nerede gördük? Dün müydü? Bir şey 110 liraydı. Hiç hatırlamıyorum. Muhtemelen kuru boyaydı. Aklımda öyle kalmış. Aa, bir dakika bir dakika. Dün ASB'de 20 lira sulu boyaya uygun demiştik. Bu da 15 lira. Gelin BİM'den alalım. Çevirmeli pastel boya 45 lira. Ben böyle pastel boyaları çok seviyorum ama küçükken hiç kullandığımı hatırlamıyorum nedense. 12,5 liraya böyle çift taraflı keçeli kalem var.
Bunları seviyorum. Biri ince, biri keçeli oluyor. İnce uçlu yani. Jumbo keçeli kalem var ama göremiyorsunuz. Ve hızlı geçelim ya. Dün ne kadardı? Hiç 50 liraydı cinayet bildi. Şunlar bir dakika nasıl çıkartacağım? Aynı videoyu izleyebilirsiniz. Gerçekten 50 liraydı. Hani ve ona uygun demiştik. 22,5 lira. Artık gelip günden alışveriş yapıyoruz. Bu fiyatlar çok güzel. Bu da roller kalem mi? Ha bu şey. Yani bunun fiyatı normal 25 lira. 15 liraya böyle tükenmez kalemler var. Fiyatları çok uygun değil mi? Jumbo keçeli kalem var. Dün bu ne kadardı acaba? Bunu hatırlamıyorum bak. A101'de vardı aynısı. Benim kolum ağrıyormuş bu arada. Renkli simli jel kalem var. Aa ben bunu kullanıyordum. Moru duruyor hatta. Moru ve grisi duruyor sanırım. Ve bir de altın renklisi duruyor. 27,5 lira. Böyle sulu boya fırçası var. Ama benim şu an işime yarayacağını sanmıyorum. Yani resim dersi olur mu onu bile bilmiyorum. Yapışkanlı not kağıdı seti var. Burada pergel seti var. Bu arada bu 12,5 lira çok uygun. Migros'ta 60 lirası bile vardı sanırım. Böyle büyük bir şey vardı ama içindekiler yine aynı. Sadece dağınık yerleştirdikleri için büyük görünüyor. Tel zımba makinesi var 22,5 lira. Ama burada slime tutkallarım var benim. Ben bunlardan alıp slime yapıyordum evde. Bu da 5 liraymış. Arka tarafa geçelim artık. Burada böyle keçeli kalem var. Böyle silindir kutunun içinde 24,5 lira. Boya paleti var. Bende bunun vardı değil mi? Evet evet. Tamam. 8,5 lira. Bu da uygun. Ama böyle ne kadar kullanırsanız bilmiyorum. Ben aldım mesela evde böyle saçma sapan bir şeyler boyarken kullanıyorum sadece. 4,75. Aa bakın bu da çok uygun. Vallahi çok uygun. Şey A101'de daha pahalıydı. Mavi renklisi var. Ben de bundan vardı ama dışı değişmiş bir tık. Yoksa yani gayet güzel kalemler. Burada böyle eğlenceli fosforlu kalem yazıyor. Hani böyle takmalı oluyor onlardan var. Keşke makaronlusu olsaymış ama bir şey değiştirmiyor. Neyse ben söylemeyeyim. Videonun sonunda ne aldığımı gösteririm büyük ihtimal. Belki göstermemem gerekiyor. Bu ikisi aynı mı? Evet aynı. Burada böyle ayıcıklısı var. Ve fiyatı çok uygun. Hatta makaronlu geldiğinde 50 liraya gelmişti hatırladın mı? Şey bir sene önce falan. 32 lira bence çok uygun. Evet evet hatta BİM'e gelmişti aramıştık 50 liraydı. Ben hatırlıyorum. 50 gibi bir şeydi ya öyleydi. Aynen. Burada böyle çok tatlı kalemler var. Ay gelmeyin. Böyle sıra arkadaşınızla boks yapıyorsunuz sanırım. Arkasına basıyorsunuz. 40 lira bu da. Güzel bence. Ama nasıl şey yapacağım bilmiyorum. Şöyle arkasına basınca böyle boks yapıyorlar. Kangurunun gözlükleri çok güzelmiş bu arada. Bu kurabiye canavarı mı ne anlamadım. Böyle kedi var. Buna böyle tren tükenmez kalem diyor. 24,5 lira. Bence desenine göre fiyatı çok uygun. Bu şey mi? Jel kalem mi? Aa niye uçundu? Bu tükenmez kalem ama. Belki sihirli asa gibi çok tatlı. Bu da güzel ama çıkarmak zor oluyor diyecek. Ha, değilmiş. İçinde şöyle pullar var. Çok tatlı. Çok merak ettim nasıl yazıyor diyor mu? Niye yazmıyor? Ha, elim çizildi hep. Bunda böyle neydi ya? Ha, uçlu kalem var. Unuttum bir an. Şu, ama bu yukarıdan basılınca açılıyor. Böyle. Güzel bence tatlı. Ama bunu uç nereden konuluyor? Ha, tamam tamam sorun yok. Ve kedilisi var. Ay patilisi daha tatlıymış. Bunların fiyatı da uygun bence. Ananaslı var. Bir de dondurmalı var. Ben de bundan var değil mi? Geçen sene almışım sanırım ama hiç kullanmadım valla. Açıkça söyleyeyim 9,5 lira. Çok uygun ama niye kullanmadığımı ben de bilmiyorum. Bunun içinde su mu var? Ha, çok güzel görünüyor. İçinde bir şey yok sanırım. Buradan basınca açılıyor. Bende şu rengi var. Ya desenleri tam aynı değil sanırım ama hiç kullanmadım. Niye olduğunu da bilmiyorum. Unuttum büyük ihtimal. Oh.
Ama silinebilir jel kalem. 24,5 lira. Bunun kapağı nerede be? Kapağını bulamadım. Allah Allah. Neyse. Nasıl açılacak? Ha, kediye basıyormuşuz. Bunun silindiğini test edemeyiz. Böyle. Gerçekten siliniyor. Bende böyle bir kalem vardı. Arkasında silgi gibi değişik bir şey var. Öyle siliniyor. 24,5 lira. Bu arada burada böyle renkli evalar var. 20 lira. Bir şey söyleyecektim ama şuraya geçince söyleyeceğim. Burada 30 liraya yapışkanlı eva var. Şimdi burada böyle bir kalemlik var. Bu kalemlik çok güzel ve benim çok hoşuma gitti. Kalemliği de annem buldu sağ olsun. Şöyle duruyordu ama hiç belli olmuyordu. Bu şekilde. Ay bunları geçtik. Nasıl unuturuz? Ben bunları çok beğenmiştim. Şöyle alıp okula gidersiniz falan. 34-37,5 lira. İki tane kurşun kalemi, bir de cetveli var. Cetvelinde de böyle şekiller var. Ne? Kalem tıraşla silgisi var. Bir de not defteri var. Bence güzel. Ama şey, RGB'deki Barbie'nin teması da güzel. Aslında birbirine benziyor. Bilmiyorum. Alsam hangisini alırdım diye düşündüm. Burada atlas var, coğrafya atlası. Ama bunu kullanacak mıyım ben bu sene? Ne? Bilmiyoruz bunu da. O yüzden bilmeden bir şey almayalım. Bunda atasözü ve deyimler falan var. 15 lira. Bunda böyle çanta çeşitleri var. Aa, bir dakika, ben bundan geçen sene mi, ondan önceki sene mi almıştım? Bu ne? Bu da kalemlik. Arabalı ve çok güzel görünüyor. Böyle bir kalemlik var. Ya bunların hepsi peluş, çok tatlı görünüyor. Tek tek göstermeye gerek yok. Böyle kedili bir kalemlik var. Bu peluş olanlar 70 lira. Aa bak, bu pahalıymış biraz ama ben aldığımda da böyleydi sanırım, değil mi? Hatırlamıyorum fiyatını ama bulurum belki bir şekilde. Böyle kedili var bu. 45 lira. Kalem kutular genelde pahalı oluyor. Onu da başka bir yerden alıveririm. Bimdeki çoğu şey daha uygun yani. Ama kalemlik pek uygun gelmedi bana. Aslında diğer marketteki kalemlikleri pek hatırlamıyorum fiyatlarını. O yüzden videoları izleyip öğreneyim. Böyle simli var. Böyle çantalar var burada. Bunlara hızlıca geçelim. Böyle biliyorsunuz. Burada böyle flütler var. 24,5 lira ve fiyatları yine uygun. Ya suretini demeye gerek yok ama hep pahalı diyorsak bundan uygun fiyatlı diyelim yani. Diğer marketler gerçekten pahalıydı. Bim şaşırttı. Şey, saymak için de sayı çubuğu var. 40 lira. İkisi bir olduğu için böyle pahalı. Yoksa tek tek satılan marketleri de gördünüz. Ya, sıvı yapıştırıcı var. Bu nasıl slime oluyor muydu? Ha, olmuyordu sanırım. Hiç hatırlamıyorum ama. 45 lira. Faber-Castell'in. Astronot kalem tıraşlı silgi var. Böyle şeyler açarken bir şey olacak diye çok korkuyorum. Böyle silgi, bir de altı kalem tıraş. 22,5 lira. Ay, mor renklisi de varmış. Bunda böyle kalem tıraşlı silgi var. Ama bunun fiyatı uygunmuş ya. Bunu açamam. Arkasına şey yapışkan olduğu için ama şurası kalem tıraş, şurası da kapağı içinde silgiye ulaşıyorsunuz sanırım. Bence kedili olduğu için güzel. İsim etiketi var. 3,5 lira. Göstermeye gerek yok. Bundan geçen sene de gelmişti ve ben almıştım ama ben aldığımda bu renklisi yoktu. 17,5 lira. Neyse, onu bulamayacağım şimdi ama bu senekiler daha güzelmiş. Böyle dondurma falan var. Evet, geçen sene çok güzel şeyler yoktu. Benimki böyle garip bir şeydi. Böyle renkli taşlar var, 5 lira. Uçluymuş bu, böyle 9,75. Bu ne? Bu 9,75 ve bence güzel. Böyle çok yumuşak gibi bir hissi var. Nasıl anlatacağım bilemedim. Gidin birilere bakın yani, öyle söyleyeyim. Bu klipsler var. Bunlar şey ya, ben bir tane kadın var ya, bence böyle video çekiyor falan. Deftere bir şeyler yapıyor. Onu böyle sayfalar çabuk katlanmasın diye yapıyorlar. Mesela telsiz defter ya, alıp yapıyorsunuz. Bu da uygun fiyatlı ama ilk defa gördüm. 17,5 lira. Bu defter var. Ben bunu 25 liraya almıştım. 2-3 yıl önce. Burada 50 lira. Bence çok artmamış burada. Çünkü A101'de 80 lira falan, 77 liraydı. Peluş kapaklı defter var. Ne? Bu ikisi farklı mı? Ha,
İkisinin de fiyatı aynı. Bu günlük gibi sanırım. Evet, bunun içinde kilitleri var. Ama bu da popitlikler var. Çok tatlı. Ne olmaz şimdi. Sen biraz bilin. Ama arka tarafını nasıl yaparsınız onu bilmiyorum. Acaba bunu alsam mı diye düşündüm ama bilemedim. Fermuarlı şeylerden pek hoşlanmıyorum. Mesela kağıt koyunca bilmiyorum. Garip geldi. Biraz daha büyüyor. Bilemedim ya. 32,5 lira bunun fiyatı. Bence güzel. Sulu olsa kesin alırdım ama su değil. Fermuarlı kullanacağımı sanmıyorum. O yüzden böyle koyuyorum. Ya olsa kullanılır ama fermuarlı pek hoşuma gitmiyor. Kaplıklar var. 2,75. Evet, A101'e göre yine daha uygun. O yüzden hiç A101'e uğramadan buraya geleyim. Bu arada bunu atlamışız. Bunu da bir alsam mı almasam mı diye düşündüm ama almadım. Çünkü ajanda alacağım. Ajandaya ödevlerimi falan da yazıyorum. Çünkü başka bir şey yazmıyorum. 47,5 lira. Hani bunu alana kadar ajanda alabileceğimi düşündüm ama ajandaların fiyatları nasıl hiç bilmiyorum. Ya umarım almadığıma pişman olmam. Çünkü annem çok beğendi, al falan dedi. Acaba annelerin sözünü mü dinlemek lazım? Alayım mı anne? Bilmiyorum. Ben ajanda alacağım. Burada böyle 80'li fotokopi kağıdı var. Bu da 80 lira. Hepsi bir tanesi 1 liraya geliyor. Bu oyun hamuru var. Bunun fiyatı da çok uygun. 32 lira. A101'de, Migros'ta, Şok'ta daha pahalı. Başka market kalmadı zaten. Kalemlik var. Lisanslı. 90 lira bu. Momo akıllı tavşan. Bu çizgi filmi hiç sevmiyorum. İzlemiyorum ama sesini duyunca hiç hoşuma gitmiyor. Plastik kalem kutu var. 12,5 lira. Ay bu çok tatlı. Ne kadar bu? Metal 60 lira. Bu üçlü mü sanırım? Evet, 3 kat açılıyor. Düşünsene sıranızda şöyle duruyor. Bence çok tatlı olur. Tekerleri hareket ediyorum. Evet. 200. Burada böyle kalem kutu var. Bunları da göstermek istiyorum. Çok tatlı. Ay 100 lira. Ben de şunu 90 lira verene kadar bunu alabilirsiniz. Bence fiyatları uygun. Bak abartmalı falan. Bu güzelmiş. Metal kalem kutu var. Masanın üstüne koymak için 14,5 lira. Bir de bu çok güzelmiş. Bu 30 lira. Burası niye böyle bilmiyorum. Bence tatlı. Ördek mi civciv mi artık bilmiyorum ama ördek yüksek ihtimal. Burada böyle sulu boya kabı var. Annemle bunu ilk gördüğümüz hani küçültmüşlerdi, fiyat ondan uygun diye düşündük ama böyle normal boyutu ve fiyatı yine diğer marketlere göre çok daha uygun. Hazır yapışkanlı defter kabı var 5 lira. Burayı böyle hızlı geçelim ya. Kitap kabı, bu da aynı şey 5 lira. Bu 50 şey kağıdıymış. Bu 9,5 lira. Renkli fotokopi kağıdı var. 27,5 lira. Kaçlı bilmiyorum. 100 taneymiş, tamam. Şeffaf dosya var. 30 lira. Kaçlı olduğum? Ha 100'lü. Bu mu 100 tane? Ha şöyleymiş. Bu ne? Bunun fiyatını falan şimdi bulamayacağım. Çünkü etrafta öyle bir şey göremiyor. Çift taraflı yazı taşlısı var. Ve mor renklisi var. Mor. İçinde kalemi de var. 12,5 lira. Bunun da fiyatı uygun geldi. Ne? 13 bölmeli evrak dosyası var. Bir de mantar pano dün 50 lira mı öyle bir şeydi? 40 mı? A101'de. Bu arada dün diyorum da videoyu dün çektiğim için öyle diyorum. A101'den bahsediyorum. Yine A101'e göre uygun. Çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor. Niye böyle oldu? Neyse boşverin, mantar pano. Ben de bundan var ona çizdiğim resimleri koyuyorum sanırım. Yo, onu da mı koymuyorum? Hiç hatırlayamadım, evet. Sanırım koyuyorum ama 32,5'da. Bunun da fiyatı uygun değil mi? Pembe renklisi vardı ama bende. Aa, ben bundan da almıştım. 19,5 lira ve fiyatı çok uygun. Ay, desenleri çok güzelmiş. Biraz fazla tepki gösterdim sanırım. Ne? 12,5 lira mı 4,5 lira mı anlamadım ama bu da güzelmiş. Ha. Ay. Bu böyle çıt çıtlı.
Ben de bundan iki tane var. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Şey pembe renkli. Efendim? Geçen sene almıştım bize sanırım. Plastik suluk var. Yetmişli. Bunları çok göstermeyin gerek yok. Matara var. Alüminyum. 90 lira. Ay bunun rengi çok güzelmiş bak. Suluklar daha İzmir'e göre daha uygun. 100 lira bu. Daha uygun değil de hemen hemen aynı gibi bir şey. Bu da 90 lira. Daha yeni göstereyim. Bunda su deniz şey var. Ha, arkadakiyle aynı değil ama fiyatları çok uygun. Böyle bakın. Her sene geldiği için ekstra bir şey göstermeye gerek yok ama ek olarak böyle bant var. İçinde şey bant koymak için ha. Evet evet o da varmış. Ona rağmen fiyatı 27,5 lira. Çok uygun bence. Bantları da çok güzelmiş hologramlı. Evet arkadaşlar ben BİM'den geldim ve hatta birkaç parça bir şey aldım ama onları tabii ki de göstermiyorum. Şöyle poşeti göstereyim. İçine çok görünmesini istemiyorum çünkü bu ayrı bir video olacak. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizin için hızlıca çekip koymaya çalışıyorum. O yüzden evin içine şu anda video koyma çabalarımız var. Umarım diğer kanallardaki videolarımızı da izlersiniz arkadaşlar. Alışveriş Rehberim kanalına da göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.